Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Çünkü zil butonunu tümünü yazarak aktif hale getirirseniz hemen size bildirim gelecek arkadaşlar. Evet, şöyle bu pembe ve maviden çiçekler hazırladım. Bu yeşil ip de çimenli olacak arkadaşlar. Şöyle tığımda 21 numara. Şöyle. Biraz daha net oldu sanırım. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir iğne oyası modeli göstereceğim. Bakın. Bu iğne oyasını şöyle mavi pek net çıkmamış ama pembesi gayet net. Sadece çiçeğini arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz çiçeğini tığa çevirdim. Tığa çevrilmiş hali de bu şekilde oldu. Şöyle bakın arkadaşlar, birebir aynı zariflikte yaptım. Bunu da her zamanki gibi sahte sık iğne ile böyle iki zincir çekip kirpikleri sahte sık iğne ile çekerek iğne oyası zarifliğinde yapmaya çalıştım. Bu iki yaprağı biliyorsunuz arkadaşlar, 2 gündür sizler çalışmasını, anlatımını yapıyorum. Böyle ben de bu şekilde arasına koymak istedim. Şöyle çok hoşuma gittiği için bu çiçeği, iğne oyası zarifliği olduğu için bu şekilde sizlere tasarladım. İnşallah daha önce tasarlayan birisi yoktur arkadaşlar. Bu şekilde hazırladım. Şimdi bu çiçeği nasıl yaptık, yaprağı nasıl yaptık, anlatım kısmına geçerek modelin nasıl yapıldığını anlatalım. Şöyle bir de görüntü açısından tutalım arkadaşlar. Çöksün diye 8 bıraktım. Siz 10 da bırakabilirsiniz. Şimdi arka tarafı unutalım arkadaşlar. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledikten sonra şöyle 3 tane zincir çekip tığ battıma kapatıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum ve tığ battımın içerisine kapatıyorum. Evet, ilk başlarken bu şekilde 2 tane üçer zincirden tığ battı yaparak başlıyorum. Şöyle bir zincirimi çevirip tığ battımın içerisine sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde dönüş yapıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle yandaki tığ battıya girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekip dönüp sık iğne ile yuvaya giriyorum. Şimdi arkadaşlar buraya bir yaprak yapacağız. 2 tane zincir çekerek başlıyorum yaprağımın yapımı. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2, bakın hiç boşluk bırakmayın. İyice oturtturun dibine. Uzun olmasın trabzanınız. Minik bir trabzanınız oldu. Tepesine 4 zincir. Kapatıyorum buraya. Sabitledim. Şimdi dolamayı bir defa artırıyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 seferde aldım ama bakın şöyle çok sıkı sıkı birbirine yakın yapmaya çalıştım. 4 zincir. 4 zinciri buraya kapatıyorum. Tomurcuk oluşturdum. Şöyle 3 defa. 1, 2 ve 3. 3. trabzan. 3 defa. Her sırada bir tane dolama arttırarak şöyle daha uzun ve yaprak yapmaya çalışıyorum. 4 zincir. Trabzanın tepe noktasına kapattım. Yine 3 defa doluyorum. Bu sık iğne için trabzanımız olacak. 2, 2, 2 ve 2. 4 zincir. Son yapmış olduğum trabzanımın içerisine kapattım. Kirpiği oluşturdum. Geriye kalan bu kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. Bak, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.yi yuvada yapıp sabitliyorum.
12 tane zincir çekeceğim. Bu da dal için arkadaşlar. 12 zincir. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sıkı sıkı 12 zinciri de çektim. Hemen bu 5 zincirli yuvaya kapatıp buraya sabitledim. Dalımızı bu şekilde oluşturduk. Hemen geri dönüş yaptığım tığ battımın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle hem de tığ battı seviyesine inmiş oldum. Şimdi yaprağı bitirdik. 3 zincirden 5 tane ara suyu yapacağız. Sabitliyorum. 3 zincir. Sıradaki tığ battı. 3 zincir. Evet, toplamda 5 tane olacak. Şöyle 4, şöyle 5. Evet, ara mesafesi olarak 5 taneyi yaptıktan sonra şimdi 2 tanesi yine bu başta olduğu gibi yaprakta bizim için yuva oluşacak. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. Yandaki tığ battıya girdim. Sabitledim. Arada bakın 3 tane tığ battı kaldı. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Hemen yapmış olduğum dalıma 6 zincirimi sabitledim. Bakın gerdirme işlemi olmasın tığ battıların üzerinden. Ona göre eksik veya fazla yapabilirsiniz. 4 ve 5. Bakın bu da lalem için yuva olacak. Hemen buradaki sık iğnenin tam orta kısmından şöyle sabitleyip bu 5 zincire de lalemi yapacağım. Yine 6 zincirle aşağı iniyorum. Ve bakın dalımızı oluşturduk. Yuvayı oluşturduk. Bu şekilde. Şöyle yanına doğru çekelim öbür oluşturduğumuz dalın. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip yaprak birbirine bakacak ya arkadaşlar, simetri olsun diye şöyle sık iğne. Dönüş yaptığım sık iğneye kapatıyorum bakın. Şu şekilde bir 4 zincir çektim. 3 veya 4. Buradaki sık iğnenin arasına sabitledim. Şöyle 2 zincir çekip düz yönüne, daha doğrusu ters yönünden yapacağız. Ters yönüne döndüm. Bir defa tığı doladım. Bakın 2 tane zincirin arasındaki o 5 zincirli yuvadan girip şöyle 2 ve 2. Buraya şöyle biraz daha yavaş anlatacağım arkadaşlar. Aynı yapılış tarzı ama tersten yapılış. Hiçbir farkı yok. Sadece şöyle ters bir duruş olsun diye bu şekilde yapıyorum. Şöyle yapıp rahat çalışalım. Evet, bir tanesini oluşturduk. Şimdi trabzanları oluşturarak yaprağımızı yapacağız. İki defa doladım. Bu 5 zincirli yuvanın içerisine girip şöyle 2, 2, 3 seferde ama şöyle sıkı sıkı. 4 zincir. Bu trabzanın arasına girip kapattım. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi dolama sayısını bir tane daha artırıp yine 5 zincirli yuvanın içerisine girip 3 seferde çekiyorum. Bakın 2, 2 ve 2. 4 zincir. Buraya sabitledim. Evet. 3. kirpiği de yaptıktan sonra 4. kirpiği yine aynı işlemle yapıyorum. Fazla uzun olmaması için şöyle aynı boyda olsun diye 2, 2, 2, 2. Hafif bir tık uzun oluyor yine de arkadaşlar. 4. olduğu için. Evet, 4 zinciri çekip yapmış olduğum trabzanın arasına kapatıp yine buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncu 6. Şimdi arkadaşlar bakın, yaprağı hazırladık ya, yine bu 5 zincirli yuvaya muhakkak giriyorum. Bu da 7. Bu şekil daha güzel duruşu oluyor. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bakın 2,
3, 4, 5. Sık iğne ile 5 zincire sabitledikten sonra üzerine 5 zincir çekip bakın şu görünüşü oluşturdum. Şöyle. Birbirlerine simetri bir bakışması oldu bu şekilde. Şimdi bunu buradaki tığ battı vardı ya dönüş yaptığım buranın tam orta kısmından sabitledim. Ben tane tane anlattığım için uzun gibi gözükmesin arkadaşlar. Yapılışı çok kolay. Yine ilk başta olduğu gibi 8 tane tığ battı ara mesafesi verilecek. Şöyle göstereyim bu bir. Şöyle 3 zincir, 2, sıradaki tığ battıya, şöyle 3, şöyle 4, 5 ve 6. Evet. Siz bu şekilde arkadaşlar 8 tane yapıp sonra bu yaprağı kuracağız. Bakın tırnağımızla arkadaşlar bunu şöyle şekil verip oturtturalım. Daha güzel bir şekil almasını sağlayalım. Ve bakın şu da 5 zincirli yuvamızda yaparken açmak için kolaylık oluyor. Bu şekilde çimenini hazırlıyoruz. Böyle devam edecek arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi lalesinin yapılışına geçelim. Evet, ortadaki yuvanın içerisine girip sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle. Bakın, sabitlememiz bile sahte sık iğne ile arkadaşlar. Şöyle iki zincirimi çektik. Yuvadan girip şöyle tığımdakini hafif bol bırakıp rahat geçiyorum. Üzerine bir zincir. Bir zincir daha, iki tane zincir olmuş oldu. Bu bir. 3 tane bu şekilde kirpik yapacağız. Yuvaya girdim. İlmek çıkarıp tığımdakinden geçtim. Şöyle yavaş yavaş 3 tanesini göstereyim. Diğerlerini yaparken daha kolaylık olsun. Başta nasıl olduğunu anlatayım arkadaşlar. Evet, 3 tane kirpiğimiz hazır. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Ters tarafını çevirip şimdi yuva yapacağız. Bakın. Ortadaki 3 kirpiğimiz var. Bir tane bırakıp bu ortadaki kirpiğin içerisinden ilmek çıkarıp bunu da arkadaşlar sahte sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle bakın yuva oluşturduk. Küçük bir yuva. Şimdi 2 zincir çekip bu küçük yuvanın içine de 6 tane böyle iki zincirden oluşan kirpikli yuva hazırlayacağız. Bu bir. İki zincir yuvaya gir, ilmek al. Tığımdakinden geç. Üzerine bir zincir, bir zincir daha. İki tane zincirimiz oldu. Evet, şöyle üçüncü. Yine iki zincir. Dördüncü. İki zincir. Beşinci, şöyle çözünürlük gidip geliyor. Yuvadan girip ilmek çıkar, tığımdakinden geç. Hem eliniz alışmış olur arkadaşlar, hem de bakın çok zarif oluyor. Şimdi yeşil yuvanın içine de hiç zincir çekmeden sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Evet, şimdi iki zincir çekiyorum. Bir tane daha. Yeşil yuvaya böyle bir kirpik oluşturdum. Evet arkadaşlar bakın sağda solda bir kirpik, ortadaki yuvanın arasında da bir kirpik. Bu şekilde toplamda 4 tane 2 3 4 5 tane kirpikten şöyle alt zemini oluşturduk diyebiliriz. Bakın kenarlarda birer tane, ortada bir tane bu şekilde hazırladık. Şimdi kenar zincir için 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Çeviriyorum. 2 tane bırakıyorum bak. 2 tane bırakıp 3. kirpiğe bu şekilde ilmek çıkarıyorum.
Böyle sahte sık iğne ile buraya tutturdum. Buraya 8 zincirden yuva oluşturdum. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 4 zinciri hemen yanındaki hiç kirpik atlamadan aynı yuvanın içerisine şöyle tırnağınızla açıp rahat olur. Şöyle çıkardım arkadaşlar ve buraya 4 zincirimi sabitleyip yuva hazırladım. Yine 8 zincir, 6, 7 ve 8. 8 zinciri şöyle. Bir tane ortada kalacak yeşil yuvanın içerisine girip ilmek alıyorum ve buraya sahte sık iğne ile kapatıyorum. Yine iki tane zincir çekip düz yüzüne döndüm. Şimdi bu ilk yuvaya iki zincirden 8 tane kirpik oluşturacağım. Benim birinci, iki zincir, ikinci, iki zincir, 3, 2 zincir, 4, 5. Saymamın sebebinde simetri olsun diye karşı tarafta arkadaşlar. Şöyle bakın, bir bombililik oluşacak. Bu şekilde oluyor. 2 zincir, 6 ve 7. Şöyle 7 veya 8 arkadaşlar. Ne kadar aldırabilirseniz 8 zincirin içerisine, 7 de olur 8 de. Evet. Bir tarafını hazırladık. Şimdi buradaki 4 zincirli yuvaya hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile girdim. Buraya örümceklerden yuva hazırlayacağız. Şöyle minik bir örümceği hazırlayalım. 1, 2 zincir. 2 zincirimi çekip kapatıyorum. 1, 2 zincir. Sahte sık iğne ile yapınca güzel duruyor arkadaşlar. Buraya 5 tane 2 zincirden örümceğin içerisine yuva hazırlıyorum. 2, şöyle 3, 4 ve 5. 5 tane kirpiği yaptıktan sonra 6.yı hiç zincir çekmeden bu şekilde kapatıyorum. Bakın, bu antenler olacak arkadaşlar. Örümcekli kirpikler anten olacak. Yine bir örümcek yapıyorum. Şöyle aynı boyda olsun örümceklerimiz. 2 tane zincir çekiyorum. Ve yine iki tane kanadını alıp şöyle arasından ilmeğimi çıkarıp tığımdakinden geçirip bir tane kirpik oluşturdum. 2 zincir yuvaya gir. Şöyle kirpiklerle bu model oluşuyor diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bak. 3, 2 zincir, 4, 2 zincir ve 5. Bu şekilde 5 tane oluşunca hemen sahte sık iğne ile arkadaşlar, normal sık iğne hiç yapmıyoruz. İkinciyi de bu şekilde yaptık. Bir örümcek daha yapıp şöyle küçük bir örümcek olsun arkadaşlar. Büyüdükçe şekil aynı boyutta olsun üçünün de. Evet. Şimdi örümcekten sonra 2 zincir ve buradaki 2 telini ayırıp buraya tığımdakinden geçiyorum. 2 zincir aradan geçip 2 zincir 2 katından gir 3. 2 zincir 4 ve 5. Evet. 5 tane 2 zincir yaptıktan sonra arkadaşlar, yine bu 4 zincirli yapmış olduğumuz diğerlerini kapattığımız noktaya 3.'yü de kapatıp bu şekilde tamamlıyorum. Bakın. Şöyle döndüreyim.
Bazen arkadaşlar yön belirlemekte zorlanıyoruz. Evet, 3 tane yine bu şekilde hazırladık. Üçünü de tepedekilerde bu şekilde oluyor. Şimdi yine bu tarafta yaptığımız gibi buraya da hiç zincir çekmeden, bu yuvadan hiç zincir çekmeden sahte sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Evet. Şunu gözünüz yorulmasın, keseyim arkadaşlar. Evet, iki zincirimizi çekelim. Yuvamızı kirpiklerle dolduralım. İki zincir yuvadan gir, ilmek al. Tığındakinden geç. İki zincir. Üç. Dört. Beş. İki zincir. Altı. İki zincir. Şimdi arkadaşlar bakın bu yuvayı da bu şekilde doldurduktan sonra yine yeşil yuvanın içerisine sahte sık iğne ile girip bir zincir de çektim ve modelimizi tamamladık. Şöyle bazen geçen gün Lale'ye gösterirken arkadaşlar size ters tarafından gösteriyormuşum. Işık bazen burayı yaparken de çözünürlükler bozulunca arkadaşlar. Şimdi ipleri yakalım, böyle kalıp gibi çok güzel oldu arkadaşlar. Şunları temizleyip arkaya çekip arkada yapıştırayım. Bakın antenleri de gerçekten bir lale oldu arkadaşlar. İlk önce sonradan farkına vardım lale desenini görünce. İğne aslında fark etmemiştim. Çok hoş oldu. Yapraklar arasına da çok yakıştı. Hemen geleyim arkadaşlar. Evet, modelimizi hazırladık, tamamladık arkadaşlar. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Bunu hazırlarken bu kadar güzel ve zarif olacağını hiç bilmiyordum. Ütü de yok arkadaşlar. Şöyle sık iğneli olduğu için kalıp gibi oldu. Şöyle göstereyim. Gerçekten şöyle bombili yanaklı, böyle çok hoş ve zarif bir laleler oldu arkadaşlar. Şu pembesini de yanına getireyim. İkisi de çok tatlış bir şeyler oldu arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok beğendim. İnşallah siz de şöyle göstereyim. Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Farklı modeller şöyle hazırlamaya, tasarlamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Hatamız, kusurumuz olursa affolun arkadaşlar. Şöyle ütüsüz, tabi ütüleyince daha hoş ve zarif duracak bunlar. Çok da güzel oldu. İnşallah güzellik kameraya da yansıyor. Şöyle zariflik yansıyordur. Bir de bu şekilde pembesini tutayım arkadaşlar. Net çıkmadıysa. Şöyle ütülendiği takdirde yapışık daha kalıp gibi duruyor. Şöyle arka tarafını göstereyim. Arkanın duruşu da çok hoş. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten karşılaştırınca aynısı, birebir aynı zarifliği. Şöyle burası 8 fazla olmuş. Burayı yedi galiba kirpik sayısı. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kusurlarımız varsa affola. Elimizden geldiği kadar böyle sizler için hazırlamaya çalışıyoruz. Sizler de emekler için, videoların devamı için böyle beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Ya bu niye böyle yamuk yumuk oluyor? Evet, modelimizi tamamladık. Gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Ben bile bu kadar güzel tasarladıktan sonra duracağını anlamamıştım ama şöyle yapınca, sizle bakınca o kadar zarif durdu ki. Şöyle birebir aynısı, hatta yeni yasından güzel durdu desem ayıp olmaz sanırsam arkadaşlar. Şöyle ütülendiği zaman da çok hoş durur. Arka tarafından güzelce. Şimdi hem sandalyede, hem masada, hem kollarımız, hem kameraya bak. Bazen ışık yansıması oluyor arkadaşlar. Eğer kusurlarımız olduysa affola.
Böyle elimizden geldiği kadar bu şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Siz tabii daha güzel de yaparsanız koltukta böyle rahat rahat çok güzel oluyor örülmesi. Böyle bu kadar arkadaşlar elimden geliyor. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle pembesini de göstereyim. Gerçekten çok zarif oldular. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu kadar zarif olacağını, şu çok hoş duruyor. Çiçeği tasarlayayım. Bu yaprakların içinde güzel olur diye düşündüm. Hatta 3 boyutlu bu papatya modelini yapmayı düşünüyordum. Bunu görünce vazgeçtim onu tasarlamaktan. Bunu hazırlayayım istedim. Hem hoş hem de güzel hem farklı duruyor. Böyle çok beğendim arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle tutayım ikisini bir bakın. Tabii tutamayı becerebilirsem. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.